Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun, hasat zamanına çok az bir süre kala açıklanan buğday alım fiyatlarıyla üreticinin enflasyon karşısında ezildiğini belirtti. Etmeyeceğini düşünebiliriz. Bazı sivil toplum kuruluşlarının hatta işte verim artacak, en azından bu fiyatla toplamdaki hasılatı karşılayacak gibi bir kandırmacıyla beraber vatandaşa şirin gözükülmeye çalışılıyor. Ama hali hazırda sürekli yağan yağmur, dolu bir takım felaketlerle beraber hasatın daha yeni işine geldiğimiz bu günlerde bu verimin bu kadar artacağı konusunda iyimser düşünmek dahi aslında çok objektif değil. Bu sene açıklanan rakamların ayrıca en önemli sıkıntılardan bir tanesi üreticinin girdi maliyetlerindeki artış. Aslında açıklanan fiyatın bir önceki seneye göre fiyat artış oranından daha düşük olması vatandaşı ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Yani girdi fiyatları artış oranı daha fazla, ürünün artış fiyatı daha düşük. Dolayısıyla reel olarak vatandaş enflasyona karşı mağdur olmuş, hatta ezilmiş durumda diyebiliriz. Devletin maliyet analizlerini doğru biçimde yapması gerektiğini ifade eden Tosun açıklamalarını şöyle sürdürdü. Maliyetiye baktığımızda araziydi, işte bu sene ekstradan binen yağmur yağışlardan dolayı ilaçlamaydı, bir takım ekstra maliyetler de oluşmaya başladı. Tabii doluyla ilgili hali hazırda devam eden bir süreç dalga dalga bulut bulut belli yerlerde zararlar oluşturmaya devam ediyor. Bu da ciddi anlamda bir sıkıntı yaratıyor. Fiyatların belirlenirken burada en önemli kriterlerden bir tanesi oluşması gereken, şimdi devlet ayağına baktığınızda yaklaşık 100 980 965 89 kuruş açıklanmış olan fiyatın daha üzerinde maliyetler var. Yani bu maliyet